1683 yılının sisli sonbahar günlerinde Avrupa zafer çığlıkları atarken Osmanlı ordusu Viyana'ya son defa veda ediyor, yıkılmış gururuyla Belgrad'a doğru geri çekiliyordu. ...1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'na kadar yaklaşık 230 yıl süren bir vedanın başlangıcıydı bu. Fakat Türkler Avrupa'dan çekildikçe Avrupa tarihiyle bağları daha da derinleşiyor ve perçinleşiyordu. Avrupa ve Türk tarihini biri olmadan diğeri anlatılmaz kılan sadece yapılan savaşlar değildi. Diplomatik ilişkiler, resmi yazışmalar ve inşa edilen köprüler değildi yalnızca Türkleri Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası kılan. Acısıyla, sevinciyle, gözyaşıyla, yükseliş ve düşüşüyle insandı tarihi yapan. Savaşların gölgesinde unutulan insanlar. Nitekim Osmanlı ordusu geri çekilirken geride kalan tarihti. Türk tarihini Avrupa tarihinden ayrılmaz kılacak binlerce Türk esir kaldı geride. Türklerin Avrupa tarihinin Viyana kuşatmasından sonra yüzlerce yıl sürecek yeni bir dönemi başladı böylece. Genç ve yaşlı, kadın ve erkek, sivil ve asker binlerce Türk esir alındı. Avrupa'nın soğuk ve karanlık köy, kasaba ve şehirlerine dağıtılan esir Türkler, yüzlerce yıl sürecek bu maceranın nasıl gelişeceğinden habersizdiler. Kimse esir düşmüş Müslüman bir Türk'ü nasıl bir kaderin beklediğini bilmiyordu. Bu puslu ve soğuk akşam ülkesinde. Herkesin yüreğinin asılı kaldığı tek bir soru işareti vardı yalnızca. Sonumuz ne olacak? ...1683'teki Viyana bozgunundan sonra esir alınarak Almanya içlerine doğru dağıtılan binlerce Türk'ten yalnızca biriydi Mehmet Sadullah. Bir Osmanlı subayı olduğu için
Kendine Sadullah Paşa deniyordu. Viyana kuşatmasında esir düşen Sadullah Paşa'nın yolu, esir alınan diğer 200-300 kişiyle birlikte Würzburg'a uzanmıştı. O yıllarda şarapçılıkla geçinen, kilisesi, meydanı, üniversitesi ve irili ufaklı evleriyle küçük bir şehir olan Würzburg için önemli bir hadiseydi Türklerin gelişi. Esir alınan Türkler arasında askerler kadar siviller, özellikle de kadınlar ve çocuklar da vardı. Çocuklar kısa sürede vaftiz ediliyor, kadınlar evlendiriliyor veya erkeklerle birlikte hizmetçilik yapmaya zorlanıyordu. Gönüllü veya zorla yapılan her vaftiz şehirde topluca kutlanıyor ve ilan ediliyordu. Türkler öncelikle günümüzde cami yolu olarak adlandırılan yerde kervansaray biçiminde inşa edilen esir kampına yerleştirildi. Osmanlı yemek kültürünü sergileyebilecekleri uygun bir ortam bulamayan Türklerin kendi aralarında kahve pişirip içmeleri Almanların dikkatini çekti. Damak tadı olarak daha çok şaraba alışkın olan Almanlar başlangıçta beğenmedikleri kahveyi daha sonra ilginç bulmaya başladılar. Bu dönemde Sadullah Paşa kahveyi Almanlara tanıtan ilk Türk olarak çıkmaktadır karşımıza. Vaftiz edilerek Johann Ernst Nikolaus Starus adı verilen Sadullah Paşa, aynı zamanda kahvehane işletme izni alabilen ilk kişidir. Daha sonra kahve yaygınlaşmaya ve şarapla rekabet etmeye başladı. Öyle ki Almanlar kahvenin ilk defa içildiği yer olan Katedral Meydanı'ndan Türklerin yanına giderek kahve içmeye başladılar. Süreç içinde gittikçe yaygınlaşan kahve Almanların günlük hayatlarının bir parçası oldu. Sadullah Paşa bizim ganimet Türkleri olarak isimlendirdiklerimizden biridir. O daha sonra Alman ismi almış ve Nikolaus Strauss olarak vaftiz edilmiştir. O yine bildiğimiz kadarıyla Würzburg'da, Würzburg Katedrali yakınlarında bir kahvehane açmıştır. Ve bu Alman topraklarındaki ilk kahvehanelerden biridir. Günümüzde Sadullah Paşa ve diğer esir Türklerin neslinden gelen binlerce kişi Würzburg, Schweinfurt ve Kitzingen çevresinde yaşamaktadır. 1960 işçi göçünden sonra Würzburg'a giden Türkler halen yoğun olarak Zellerau semtinde yaşamaktadır. Würzburg ve çevresinde karşılaşılan bazı sokak ve kasaba isimleri Türklerin Almanya'daki 300 yılı aşkın tarihine dair işaretler sunmaktadır. Örneğin Şeytan Türkler Sokağı ve özellikle duvara işlenen şeytan figürü Türklerin 16 ve 17. yüzyıllarda nasıl algılandığını göstermektedir. Türkiye köyü ismini alan İptaus'a geçmişten günümüze köy sakinlerinde Türkler hakkında oluşan müspet yargıları ifade etmektedir. Köy halkının söylediği Türk marşıyla geçmişin Türk izleri hala yaşatılmaktadır. Meine kleine Türkei, ja, das ist meine Pause, meine kleine.
Bad Königshofen şehrine bağlı bir kasaba olan İbtavuz'un Küçük Türkiye olarak adlandırılmasının sırrı belki de kasabanın sembolü haline gelen Walfart Kilisesi'nde yatmaktadır. 1746 ve 1754 yılları arasında inşa edilen Walfart Kilisesi'nin tavanında bulunan resimler sanki Küçük Türkiye'yi anlatmaktadır. Çok şaşırtıcıdır ama İbtavuz'un kasabasında hiç kimse bunu tam olarak söyleyemez. Çünkü çeşitli yorumlar yapılır. Örnek vermek gerekirse biz bir kasaba olarak doğuda bulunuyoruz. Coğrafi açıdan Türkiye'de bulunduğumuz yere göre doğuda bulunuyor. Dolayısıyla doğuyla Türkiye arasında bağlantı kuruluyor ve aynı anlamda kelimeler olarak kullanıla geliyor. Küçük bir kasaba olduğu için de Küçük Türkiye deniyor. Bu bir akıl yürütmedir. Benim tercih ettiğim bir başka mantıksal çıkarım da şu. Arkamızda Walfart Kilisesi bulunmakta. Bu kilise 250 yıldır bu şekliyle durmaktadır. Kilisede gördüğümüz gibi tavan resimleri bulunmaktadır. Bu tavan resimleri dört yönü, dört yeryüzü parçasını doğu, batı, kuzey ve güneyi göstermektedir. Bu resimde hilal ve sarıklı insanlar görmekteyiz. Ayrıca özellikle buhar çıkaran bir kap taşıyan bir insan görüyoruz. Bu resim 250 yıl önce kahvenin Avrupa'ya geliş tarihine denk düşüyor. Kahvenin doğudan, Türkiye'den geldiğini biliyoruz. Bütün bu işaretlerden hareketle bu resimleri yapanın Türkiye'li ilişkisi olması gerektiğini düşündük. Königshoflular bu resmi gördüler, İbtavuz'un kasabasını bu resimle özdeşleştirdiler. Doğuyu, Türkiye'yi, Türk kahvesini, kahveyi getiren kişiyi tasvir eden bu resim, Küçük Türkiye isminin ilan edilmesine sebep olmuştur. Würzburg ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin Türk, günümüzde toplumsal barışa katkı sağlamaya devam etmekte, Würzburg'un tarihine uzanan köklerinin farkına vardıkça etkinlik alanlarını her geçen gün biraz daha genişletmektedir. Almanya'nın birçok yerinde Türkenstrasse vardır. Türkheim, Türkendorf, hatta bazı yerlerinde Türkay vardır. Yani bildiğimiz şu anki günümüz Türkiye'sine ne isim veriliyorsa Türkay. Bu Türkayları araştırırken bir dostum şöyle söyledi. Bizim burada da bir Türkay var ama hiçbir yerde yazmaz dedi. Neden yazmaz deyince aynen aldığım cevap biraz çok ilginçti. Aslında dedi, Almanya'daki her şehrin bir Türkiye'si var dedi. Çünkü Orta Çağ'da Türk esirler getirildiğinde bunların topluma karışmamasına bir özen gösterilirdi. Bu insanlar şehirlerden uzak yerlerde haim denen barakalarda, kulübelerde kalır. Kimisi oraya Türken, yani Türkler, kimisi Türkay, işte Türkiyeliler, kimisi Türk derken orası giderek bir Türk ismi alan birkaç nesil sonra adeta kimisine Türkendorf, kimisine Türkheim, kimisine de Türkay denmiş. Mesela güneyde Türkheim var, Şivebişal şehrinde Türkiye mahallesi var. Bu mahalleler aslında önceki yıllarda, Orta Çağ'da şehirlerin dışındakilerdir. Mesela Würzburg şehrinde bakıyorum. Würzburg şehrinde Türkay yok. Ama o Türk esirlerin kaldığı Cami Caddesi denen Moşevek şehrin uzak bir yerinde. Ama geçmişte buralarda kimin oturduğuna bakarsan Türklerin yan kesicilerle, çingenelerle ve sosyal statüsü düşük insanlarla esirlerin böyle yerlerde tutulduğunu söylüyor. Şu an bir Türk mahallesinde bulunuyoruz. Ailelerden ve nesilden nesle aktarılan anlatımlara göre burada bulunan büyük bir alan bir Türk'e aitmiş. Bu Türk alanları eşit biçimde taksim etmiş. Daha sonra buralara Türkçe isimler verilmiş. İsimlerin çoğu İstanbul ve etrafındaki bölgelerden alınmadır. Haliç, Marmara, Çanakkale gibi sokak isimleri var. Burası 1937 yılında kurulmuş. O zamanlar Türk-Alman dostluğunu pekiştirme çalışmaları kapsamında bu bölgedeki muhitlere Türkçe isimler verilmesi kararlaştırılmış.
Bu sebeple buradaki birçok caddenin adı Türkçedir. İkinci Viyana kuşatmasından sonra esir alınarak Almanya'nın çeşitli yörelerine dağıtılan Türklerden öncelikle vaftiz edilmeyi ve Hristiyanlığı kabul etmeleri isteniyordu. Bir seçim hakkı tanınmaksızın vaftiz edilen çocuklar dışında kalan yetişkinlerin toplum içinde nispi bir itibar kazanmaları Hristiyanlığı kabul etmelerine bağlıydı. Vaftiz olmayı gönüllü veya sözde kabul edenlerin ismi değiştiriliyor ve kendilerine Almanlarla evlenme veya seçtikleri meslekte yükselebilme imkanı veriliyordu. Bizim tarihçilerimize göre ortalama 20 bin civarında Türk Avrupalılara esir düşmüştür. Ama batılı tarihçiler, hatta Hammer de dahil buna, çok önemli sayıda Türk'ün esir düştüğünü, hatta bu rakamları 100 binlere çıkaran olur. Şu ya da bu şekilde ortalamasını alsak bile 40 ile 50 bin arası Türk Avrupa işlerine esir olarak getirilmiştir. Bu gelen esir Türklerden dediğimiz gibi tarihin tozlu sayfalarında kaybolan ya da 1699 Karlovç Antlaşması'yla zaten bir esir değiş tokuşu yapıldı. O zaman geri ülkesine dönen olsa bile bazıları bu topraklarda kaderin biri ilahin kaderin tecellisi olarak kalmışlardır. Bunlardan Alman tarihinde bazılarının Hristiyan olduğu yazılsa bile bunlardan günümüze iz bırakarak gelenlerin olduğu, hatta bunların Alman toplumuna karıştıktan sonra, şimdi ben burada tarih açısından, tarih gözüyle olaya bakınca şu kanıya varıyorum. O yıllarda zaten Hristiyan olmak, topluma karışmanın, toplumda başarılı olmanın tek şartıydı. Bunun dışında ya ömür boyu esirlik ya da din değiştirince topluma karışıp toplumda başarılı bir birey durumuna gelme şansını az da olsa bu esir insanlar yakalayabiliyordu. Ama bu esir insanlara o şekilde isimler veriliyordu ki bunların yine esirlerden Türk soylu, Müslüman soylu olduğu biliniyordu.